Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde formumuzun resim yükleme ile ilgili işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi formumuzu ilk açtığımızda ne yapıyordu? Eğer ki klasör mevcutsa bile içerisinde resim yoksa hata veriyordu. Biz öncelikle olarak şu işlemi yaptıralım. Eğer ki form yüklendiğinde, yüklenme olayına geliyorum, yüklendiğinde olayında zaten bu şey yoksa, klasör yoksa ben bu şeyi, klasörü oluşturayım, yani ürün resimlerini. Böylelikle birinci aşamada bir problemden kurtulmuş olalım. Şimdi sadece ben ürün resim klasörünün ismini alayım. Şu başındaki bölüleri iptal edeyim. Ve şurada şu kontrolü yapayım. If dir. Dir komutuyla arkadaşlar bir klasörün var olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Normal. Hatta şöyle yapalım. Ürün resim klasöründe doğru şuradaki proje current project pet içinde bu klasör öncelikli bir arasın. Eğer yoksa ürün resim klasörü eğer yoksa arkadaşlar ne yapacak? Eşittir boş ise bu klasör öncelikle bir oluştursun. Oluşturmak için ne yapıyoruz? Make'dir, yani make'dir komutunu kullanıyoruz. Ürün resim klasör diyorum. Ve eğer ki bu klasör varsa ne olacak? Resmi gösterecek. Kontrol edelim. Hatta şuraya bir breakpoint koyalım. Şu an benim masa üstünde gördüğünüz gibi bu klasörüm yok. Açıyorum formumu. Geldik şimdi ürün resmi bakıyoruz. Evet, yolda bir problem yok. F8 bakın eşitse klasörü oluşturuyor. End if. Burada ufak bir hatamız daha yakaladık. Nedir bu hata? Bakın şu anda aslında bir hata olmadığı halde hata yakalaya düşüyor. Dolayısıyla bizim aslında şurada hata değil de aslında unuttuğumuz bir şey. Bu arada hemen şu adımlara bakalım. Bakın klasörümüz oluşturuldu. Şurada şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Hata çıkış diye bir etiket tanımlıyoruz. Burada direkt exit sub yapıyoruz. Yani direkt aslında şöyle olmuş oluyor. Burada işlemleri yaptıktan sonra ilk rastladığı yer exit sub oluyor. Yani bu prosedürden çıkmış oluyor. Eğer hata yakalamış olsaydı ne olacaktı? Buradaki hata kısmına gelecekti. Ondan sonra çıkış yapacaktı. Şu anda ne yaptık? Klasörümüz oluşturuldu. Bu adımları bir daha bir tekrar edelim. Açıldı. Ürün resim klasör boş ise artık resim olduğuna göre oluşturmayacak. Gerçi oluşturmayacak dedik. Alta dallandı. Neden böyle oldu? Evet, hata klasörünü atladı. Evet arkadaşlar, şundan dolayı tahminim, bir dakika. Bir emin olalım öncelikli olarak. Evet, şurada ürün resim klasörü dedik ama bunun ne tür olduğunu göstermedik. Virgül dedikten sonra directory dememiz lazım arkadaşlar. Bunun bir klasör olup olmadığını kontrol ediyor. Yani buradaki parametrede klasör veya dosya için seçim yapıyorsunuz. Hemen açıyorum. F8 ile ilerliyorum. Evet, bakın bir defa bu klasör mü? Klasör ismi var mı yok mu? Eğer klasör yoksa oluşturacaktı. Varsa altı dallanıyor. Ürün resim klasörü. Evet, bakın şurada şey oldu. Ne derler ona? Avrasya'nın önünde ters slash yok. Şu araya bir şey koymamız lazım. Şurada bir stop yapalım. Şimdi geliyoruz hemen. Çift tırnak. Şimdi arkadaşlar bir daha çalıştıralım ve bu defa inşallah olur. Geldik. Klasör var mı? Var. Geliyor. Resmi göster diyor. Tabii göstermeyecek. Neden? Çünkü bu defa da resim yok. F8'de gidiyoruz. Şu an bunu kapatıyorum. Ve şu klasörün içerisine resmi atıyorum. Kopyala dedim.
Formülü tekrar çalıştırıyorum. F8 ile ilerliyorum. Evet, bu defa gösterdi. Şimdi burada bu problemi hallettik. Ancak bir sonraki resme geçmek istediğimde ve sonraki resme şurada bu resim kalacak. Öncelikli olarak benim bu kısmı bir düzenlemem lazım. Nasıl düzenlemem lazım? Şuradaki bu butonlar haricinde ileri geri işlemlerini yapacağım bir buton serisine ihtiyacım var. Onları da şöyle yapalım. Hemen bir buton ekleyelim. İptal edelim. Bu tema aslında sürekli çıkıyor ama bu renk de çok da hoşuma gitmedi. Bu ilk kayıt için olsun. Bu önceki kayıt. Sihirbazları hep iptal ediyorum. Şu sonraki kayıt ve son kayıt şeklinde buton koyuyoruz. Hemen şekillendirmeleri yapıyorum. Hizala, üste, boyut kısmına geliyorum. En uzununa, yine boyuta geliyorum. En genişine ve düzenli sekmesinden eşit yatay şeklinde ayarlıyorum. Butonların isimlerini verelim. BTN ilk kayda git. Şuna gelelim. BTN önceki kayıt. BTN sonraki kayıt. Ve BTN son kayda git şeklinde isim veriyorum. Bu arada bu butonlar için de bir resim ataması yapalım. Şuradaki resimden tıklıyorum. Göz at kısmından, masa üstünden, ikonlar, tabi tüm dosyalar diyeceğim. Buradan left olur. Hatta şuradan preview yazalım. Bakalım neyi filtreleyecek. Şuradan record diyelim. Bakalım buradan nasıl bir şey çıkıyor. Record'dan çıkmadı. Evet. Next'te herhalde bu işimizi yarayacak gibi. Tamam. İlk kayıt için bunu seçtim. Tamam diyorum. Şu önceki kayıt için hemen resimle tıkladık. Biraz daha hızlı yapalım bu aşamaları. Tüm dosyalar, masaüstü, ikonlar, preview yazıyorum. Previous, önceki kayıt. Tamam dedim. Şunu seçiyorum. Resim, göz at, tüm dosyalar, masaüstü, ikonlar, next diyorum ve son olarak, aslında bu butonların resimleri varsayılan resimler arasında da var. Şöyle bir şey herhalde, sağ ok mesela şunlar olabilir. Sonraki kayıt şeklinde bir şey de olabilir. Sol ok, sona git. Bunlar da var tabi. Tercih meselesi. Çok büyük farkı yok yani şunlardan. İkonu seçiyorum. Pardon, iko değil. Tüm dosyalar. Last yazalım. Son kayıt seçmiş olduk. Şimdi tabi bunların hepsinin boyutu neyse böyle kalsın. Çok fazla da şey yapmaya gerek yok. Biraz şöyle kaydıralım. Tema kısmını sayda mı? Evet yapalım. Evet iyi olmadı. Hayır yapalım. Tema kullanı hayır yapalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki olay kısmında tıklatıldığında do cmd go to record virgül virgül first yazıyoruz ve yine diğerlerini hızlı bir şekilde kodlarını yazalım. docmd.goToRecords virgül virgül previous yazıyoruz. Tabi bu kayıtlar arasında dolaşmamızın asıl şeyi, yani niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? Normal şartlarda ben bunu bir liste
kutusundan seçtireceğim. Çok fazla ihtiyacım olan bir özellik olmayacak ama buradaki resmin görünümüyle ilgili işlemler için böyle bir şeye ihtiyacım var aslında. wmd.goatrecord last diyoruz. Evet, şimdi burada forma geldiğim zaman tabi artık şu breakpoint'i de kaldıralım. Bakın, sonraki kayda, önceki kayda gittiğimde artık ne olması lazım? Benim bu resmi de buna göre şey yapmam lazım. Dolayısıyla şimdi ben burada neye odaklanmalıyım? Her defasında kullanılabilen bir kod yazmaya odaklanmalıyım. Bu da ne demek oluyor? Bakın, buradaki gibi bir sub tanımlamamız lazım. Diğer subların hemen bitimine geliyorum. Diyorum ki sub ürün resmini al demeyelim, getir diyelim. Tabi virgül değil, şurası şey olacak. Evet arkadaşlar, burada şimdi benim aşağıdaki kullandığım kodlar aslında kullanmış gibi bir şey olacak. Çok fazla üzerinde uğraşmayacağız. Yapacağımız şey neydi? Bakın, şuradaki ürün resim klasörünü artık buradan Ctrl X ile alıp direkt prosedür genelinde kullanılabilecek bir değişken yapmam iyi olur. Çünkü buna hemen hemen her yerde ihtiyacım olacak. Ve yine ilk yüklendiği zaman ürün resim klasörünü atadığım için bundan yana da problem yok. Burada ne yapmış oldum? Resmin klasörünü tanımlamıştım. Bunu buradan Ctrl X ile keseyim ve geleyim şuradaki prosedürün içerisinde yapıştırayım. Eğer klasör yoksa oluşturacak, varsa da bu resim neyse, ürün resmi neyse onu gösterecek. Tabi oradan o kodları aldık. Onu tetiklemek için buradan diyorum ki ürün resmini getir şeklinde prosedürümü çağırayım. Tabii bu ürün resmini getir prosedürünü sadece burada kullanmayacağım. Nerede? Şuradan hemen hızlı bir şekilde. Mesela önceki kayıtta da kullanacağım. Butonlar aslında peş peşe olsa ne kadar güzel olurdu. Uğraşmazdık. Gerçi bunun içinde bir eklentimiz var da onu daha sonraki zamanlarda kurup tanıtacağız demiştik. Hangisinde şey kalmadı? Yazmadığımız son kayda var. Sonraki, önceki ve ilk kayıt olacaktır. O da şurada bir yerde. Şimdi burada ürünü her kayıt için gösterecek. Eğer ki şurada ürün gösterilen yerde şöyle bir şey yapmamız lazım. Onu da şöyle göstereyim, daha pratik olacak. Bakın, ilk yüklediğimde resmi gösterecek. Problem yok. Sonraki kayda gittiğimde, şu anda sadece bu kayıt için resim yüklemiştim hatırlarsanız. Sonraki kayda gittiğimde o kayda ait bir resim olmadığı için şuranın boş olması lazım. Ama ben şu an sonraki kayda gidiyorum. Bakın, şu an dosyayı açamadı diyor. Dolayısıyla burada hemen bir şey yapalım. Hata yakalama kodunu kullanalım. On error go to. Tabi etiketi yazmadık. Hata yakala. Şurada stoplayalım bunu artık. Şuraya bir hata çıkış etiketi koyuyorum. Exit sub. Ve hata yakala etiketine de şunu yapayım. Şuraya tasarım görünümünde bir etiket ekleyeyim. Hemen şuraya. Bu ürün için resim seçilmemiş diyeyim. Böyle bir etiketim olsun. Ve bunu şuradaki ilişki olayındaki hata yoksa işlemini yapalım. Şurada kalsın. Normalde bunun görünür hali arkadaşlar hayır olacak, gözükmeyecek.
Pardon, hayır yapamadık. İsmi de LBL resim yok olsun. Bu resim olmadığı zaman görünecek bir yazı olacak. Onu da şöyle yapıyoruz. Eğer ki resim şeyi yoksa, dosyası yoksa ne yapacak? LBL resim yok nokta visible eşittir true olacak. Resim yok yazısını gösterecek. Ancak varsa, şurada resmi gösterirken de LBL resim yok yazısının visible özelliğini ne yapacak? False yapacak arkadaşlar. Orada da gizleyecek. Hemen bir test edelim. Geliyorum formuma. Şu anda bakın tabii ne olmuş oldu? Eğer resim yok yazısını gösterecekse oradaki resmin picture özelliğini de değiştirmemiz lazım. Şöyle yapalım bakalım çalışacak mı? Evet, geliyorum. Şimdi ilk kayıtta resim var. Bakın bu ürün için seçilmiş resim yok yazısı gizli. Sonraki kayda gittiğimde resim seçilmemiş ve resim gizlenmiş durumda. Bu arada şu buton tasarımını da değiştirmem 2 dakika. Hemen bir geliyoruz buradan. Tema kısmına hayır yapıyorum. Şunu da silelim. Hatta seç diyelim. Şu an ona ikon seçeceğim de. Oradaki ikonda bir problem oldu. Masa üstüne gel. Icons. Şuradan bir find yazalım. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak. Find'dan bir şey çıkmadı. Search yazalım. Search'ten de bir şey çıkmadı. Tabii çünkü tüm dosyalar demedik. Şu olabilir. Bu yine varsayılan şeylerden bir tanesi ama tabii bunun üzerine fareyle geldiği zaman vatandaş ne olduğunu nasıl anlayacak? Hemen geliyoruz. Veri kısmında mıydı? Nerede? Olay. Kısa durum sekme denetim ipucu metni. Bu ürün için bu ürüne resim seçmek için tıklayınız şeklinde bir mesaj verecek. Tabii şimdi şöyle bir sıkıntımız da var arkadaşlar. Seçilen bir resmi eninde sonunda silmek de isteyeceğiz. Onu nasıl yapıyoruz? Tekrar geliyorum şuraya bir buton ekliyorum. İptal diyorum. Hemen bunun ismini, BTN'i resim sil dedim. Ve resim sil dedikten sonra şuradaki temayı hayır yapıyorum. Hatta şunların boyutlarını her şeyinde bir hizalayalım. Sol boyut en uzun, boyut en genişi. Şimdi şurayı da sil şeklinde ismini değiştirelim. Hemen resim olarak da şuradan göz at demeyelim. Direkt burada zaten silme ile ilgili bir şey vardı. Gerçi bu kayıt silmeyi andırıyor. Biraz silgiye benzeyen bir şey var mı acaba? Bu da olmaz. Aslında bu tip şeyler çok basit şeyler ama gördüğünüz gibi oyalıyor insanı. Evet, şu an buna tıkladığım zaman burada evet açıklama kısmında gözüktü denetim ipucu. Şuraya da hemen bunun şeyinde yazalım. Denetim ipucu metninde bu ürün için belirlenen bu ürün için olmaz çünkü iki defa için kullanacağız. Bu ürünün resmini silmek için tıklayınız. Aslında burada bir yetkilendirme işlemi gibi bir şey de yapabiliriz ama şu an için tabii öyle bir şeye gerek yok. Olay kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Tabii ki bir evet hayır sorusu sordurmamız lazım. Bu ürün
ismini geri döndürülemeyecek şekilde silmek istediğinize emin misiniz? Sorumuz bu olsun. VB question artı VB yes no. Dikkat şeklinde de bir şey yapalım. Direkt eşittir VB yes olursa dikkat dedik. Eşittir VB yes. Nerede hata yaptık? Parantez açtık. Şurada çift tırnak kullanmışız. Şunu hemen iptal ediyoruz. Şuraya. Eğer ki evet olursa yapılacak şeyler belli. Hayır olursa herhangi bir şey yapmayacak zaten. Geliyorum. Text'e ürün resim adı eşittir VB null string yapıyorum ve docm'de save records docm'de run command accm'de save record diyorum ve kaydı kaydetmiş oluyorum. Hemen geldim. Evet, tabi sildikten sonra ne olması lazım arkadaşlar? IMG resim nokta picture eşittir boş olarak ataması lazım. Ve yine bundan sonra lbl resim yok nokta visible eşittir true olacak şekilde de bilgi de vermesi lazım. Evet arkadaşlar, klasör ve resim işlemlerini de yaptık. Bir sonraki derste kalan adımlardan devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.